Merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi hani videoları olabildiğince 10 dakikadan fazla sürmesin ki ya kopukluk olmasın. İnsan yani sonuçta belki bir çoğunluk bilmiyoruz bu programın ne olduğunu. Yeni yeni öğreniyoruz. O yüzden kopmamak adına şöyle kısa kısa bir şekilde alalım. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi en son komşu tüm parseller oluşturmuştuk. Şu birleştirilmişi bir kaldıralım. Özetle bizim elimizde toplulaştırma parseli, bu en başta olsun. Bunu aldık. Şimdi analizlerde kullanacağız ya. Şimdi bu toplulaştırma parsellerinde bu komşu köylerle birlikte bir binne var mı yok mu onlara bakacağız. En önemli şeyimiz buydu. Bunu oluşturduk. Projede kullanılan kadastro parselleri, şunları kendi içerisinde analizlerini yapacağız. Yani aşama aşama gidersek aslında daha iyi olur. Bizim burada ilk bakacağımız şey projede kullanılmayanlarla bizim işimiz yok. Çünkü komşu tüm parsellerle birleştirmiştik. Bunu silelim. Komşu köy verisiyle de bir işimiz yok çünkü getirdik, birleştirdik zaten bunları. Şunu da bir silelim. Olabildiğince sadeleştirelim ki karışıklık olmasın. Ne var burada bizim elimizde? Projede kullanılan kadastro parselleri. Kullanılan kadastro parselleri. Projede kullanılan onaylı parseller. Şimdi bizim en büyük şeyimiz bu. Bunlar birebir örtüşüyor mu? Örtüşmüyor mu? Ona bakacağız. Ama benim dikkatimi şurada şu çekti. Şurada bir parsel var. Bu da parsel listelerini oluştururken çıkacak zaten. İlk bakacağımız şey şu. Hani bu altlıkları hazırladığımızda şöyle yapalım. Projede kullanılan kadastro parsellerini R diyoruz. Bunu SHIP olarak değil de Excel olarak bir kaydedelim. Nerede? XLS var mı? O şekilde kaydedelim. Ne diyelim? Şantiye. Parsel. Şurada. Onaylı. Kadastro. Parselleri. Şimdi bunu niye yaptık? Onu göstereceğim size. Şuradan silelim bunları. Excel'leri de açıyorum. Geldik buraya. Ama kontrol. Onaylı kadastro parsellerimiz. Şurada kaç tane var? Bakın. 180 tane parsel var. Yani 180 sırayı vermiş. 179 parsel var. Şantiye parselleri kaç tane? ...179 yani şimdi orada birden başlamıştı ya, 179 saymıştık, şundan biri çıkartırsak 178 tane, yani şantiyede kullanılan 178 tane parsel şu an bizim onaylı verilerde 179 tane parsel var. Yani şimdi burada demek ki bunlar bir parseli almamış ve muhtemelen o da şu. Bakın bizim projede kullanılan onaylı veriler diyoruz ya. Şurada ifraz olmuştu muhtemelen. Yani oradaki o farktan da hani projede eski alınan verilerle şu ankiler aslında parsel sayıları birebir mi onu buradan tespit ederiz. Yani Excel ile uğraşmayayım diyorsanız burada da yine aynı şekilde 179 tane 179 veri var.
bizim onayla. Projeyi yapan kurumun kullandığı 178 tane. Burada bizim şu anki onaylı verilerde bir parselimiz fazla. Onu buradan tespit ettik. En büyük şeyimiz bu. Şimdi geometrik olarak adamların kullandığı parseller bizim parsellerle birebir uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu onu tespit etmemiz gerekiyor. Onu da şöyle yine vektör geometri araç, pardon, coğrafi işlem araçlarından fark. Bu fark ne oluyor? Yani bizim onaylı verilerin kullanılan projede kullanılan onaylı veriler. Bunlarla projede kullanılan kadastro parselleri. Yani bir fark var mı? Varsa alan onları çıkartacak bizim ama muhtemelen hata verecek. O da ne diyor? Fix geometri yaptı. Ya bu da yani bunun bir standardı var, bu geometrilerin kendi içerisinde hatalarını gidermesi gerekiyor. Bunu da şuradan yapıyoruz. Şu aram işlem araç kutusu var ya. Fix geometris. Şu var ya, şunu seçiyoruz. Burada size tavsiyem, hani şey yapın. Çalıştıkça üzerinde çalıştığın katmanları yapın ki. Çünkü fix geometri olarak artık. Kadastroyu yaptık. Onaylı parselleri yapalım. Onaylı parselleri. Şantiye parselleri dersek daha iyi. Şantiye ya da yüklenici. Yüklenicinin kullandığı kadastro parselleri. Şimdi sildik. Yani bunu kendi içerisinde analiz yapalım. Fark. Vektör, coğrafi işlem araçları var. Buraya geldik. Bizim onaylı parsellerin yüklenicinin kullandığı kadastro parselleriyle farkı var mı yok mu? Çalıştır dedik. Farklarını getirdim. Ne olmuş? Şöyle çizgi halinde. Ya yani bunlar aslında alan olarak çıksaydı anlamlı olurdu ama çizgi halinde olduğu için çok önemli değil. O yine de bu çizgilerin her birinin alanlarını hesaplıyor. Tamam mı arkadaşlar? Buradan sağ tıklayıp öz nitelik tablosuna geliyoruz. Öz nitelik tablosunda toplam kaç tane şöyle fark bulmuş? Bayağı 164 tane fark bulmuş. Buraya geliyoruz. Şuradan biraz ekranı şöyle büyüteyim. Biraz karşısın. Şunu seçiyoruz, alan hesaplayıcı. Bunu seçtik. Şurada alan diye bir tabak oluşturalım. Alan diye bir tabak oluşturalım. Geldik buraya. Resim metresi 2 olsun. Ya da Google'den sonra 4 tanesine kadar bakalım. Şuraya şunu yazıyoruz. A küçük harflerle area tabakayı aç. Şunu seçtim ama şu dolar işareti gibi olan kısmı nasıl yazdığını bilmiyorum. Çıkmıyor da. Şuna videonun açıklamalar kısmına da atacağım. Kopyalar yapıştırırsınız, uğraşmazsınız. Şimdi bu o gördüğüm çizgilerin hepsini tek tek alanlarını hesapladım. Şöyle görüyorsunuz. 4 tane şeklinde. Ama bize özellikle kadastroda son 2 haneye kadar hassasiyet yetiyor zaten.
Tamam dediğimizde yeni bir tabak oluşturacağım. Bir tabak oluşturdum. 4 tane 0-1. Yani bu bizim için anlamlı değerler değil. Yani 2'den sonrası olsaydı bir mükerrerlik olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradan hani neyin kanaatine varıyoruz? Adamların kullandığı kadastro parselleriyle bizim kullandığımız yani şu anki onaylı kadastro parsellerinin geometrik olarak bir hatası yok. Burada sadece bir hata fark ettik. O da örüntü tablosundan baktık ya. Yani şu parselin olduğu kısımdan onaylı da var. Ama şeyde yok. Yüklenicinin kullandığında yok. Bu da ve bu parsel kendi içerisinde ifraz oldu. Yani bir işlem gördü anlamına geliyor. O da ne olmuştu? Muhtemelen direk yeri olmuştu. Hatta şöyle. Şunları nasıl eklendiğini falan da ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Şimdi şu alana yaklaşalım. Direkt geçiyor, gördünüz mü? Geçiyor. Şu güncel değil. Google'unkine bakalım. Google'unkinde şey güncel. Hatta şunu da göstereyim yeri gelmişken. Şu içi dolu boş muhabbeti var ya. Şuradan şeffafı seçersek, buradan da rengini kırmızı yaparsak. Gördüğünüz parsel sınırlarını gösteriyor. Şimdi yani özetle bizim öğrendiğimiz aslında burada anlatmaya çalıştığım bu toplulaştırmayı yapan arkadaşlar bunun kullandığı kadastro parselleriyle bizimkiler uyuşuyor mu uyuşmuyor mu orada onu test etmiş olduk, analizini yapmış olduk. En önemli durumlardan biri de buydu. Diğer analizleri bir sonraki videodan devam edeceğiz arkadaşlar.